Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men velah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler, aziz ilm ve marifet muhlisleri, hazır siz bilen cüda hem bir tarihi bir cayda. Kur'an-ı Kerim'de zikir kılıngan ve her bir Müslümanın kalbinden arayda oran algan kısa sadır bulgan cayda türümüz. Bu ham bursa ashab-ı kehf, yani kehf sahibler, kehf egeleri konum topgan caydamız. Ularının kehflerdemiz. Şuna ayet koyuşumuz gerek, kehf bilen gharının farkı var. Ghar, bu Arap dilinde tağda hasıl bulup koyan kavak. O küçükine buladı adıttı. Lekin kehf, bu adam yaşasa buladı yani Rasmanlı adı kişiler istihamat kıladığı derecede kendilik ki iyice ben hoşuna kadar tağını bağırdı yani ki bazı bir tepeliklerde tabii hasıl bu yani ki adamlar tamamen kılıngan demek mekanına itiledi. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sahur gariye kirgenlerini Kur'an gari de beytirdi. Hümen fil gari. Bunlar gari de iyiydi. Gari işte kevayı buladı, küçükine buladı. Kehfese katta yine demek insan yaşasa bo'ladigan, istiqomat qilsa bo'ladigan kenglikka ega bo'ladi. Hozirda ashabi kahfning o'rinlari qayerda degan gapga juda nimalar bor, ehtimollar bor, lekin eng ishonchlisi va ko'pchilik tadqiqotchilar ta'kidlagan va haqiqatdan isbotini topgan joy bu mana hozir siz bilan biz turgan Iordaniyadagi Iordaniya poytaxti Ammon, Ammonda joylashgan aynan bu yerde Raqim deyip atalgan masjid ham qurilgan ekan. Mana shu Raqim mintaqasida Raqim degan joy ham bor ekan bu yerda. Ana shu joyda joylashgan mana shu demak g'or hisoblanadi. Bu g'orning geografik ya'ni jo'grafiy joylashishi ham Qur'on Karimda vasf qilingan tavsiflarga to'la mos keladi. Va yana boshqa dalolatlar ham bor. Biz avval qissani bir qator eslab o'tib, keyin bu tafsilotlarga kirishamiz. 3-chi milodiy asr 3-chi milodiy asrga kelib, Rum imperatori, Vizantiya imperatori bu joylarda, demak, hukmronlik qilardi. Daqyonus degan bir imperator o'sha mamlakatga hukmron bo'ldi. U Efsus degan bir qishloq bor, joy bor, yaqin bu joydan Turkiyaga hozir Turkiya hududiga kiradi. Ba'zi rivoyatlarda o'sha Efsus bo'lgan, ba'zida bu Raqim degan qishloqda bo'lgan. Mana shu xullas mana shu hududda o'sha shaharga, qishloqma shaharga kelgan keladida u yerdagi odamlarni o'zining butparastlik diniga majbur qiladi. U vaqtda bu yerda nasroniylik dini tarqalgan edi. Ammo hukmron tabaqa Vizantiyaga bo'ysungani uchun ularning diniga ergashardi. Vizantiya o vaqtlarda vasaniy edi. Ya'ni hammasi butparastlar edi. O'zining o'sha butlariga qurbonlik qilishni bu joyda butun aholidan talab qiladi va kim nasroniy bo'lsa yo qurbonlik qiladi yoki bo'lmasa uni tahdid qilib uni o'ldiradi. Ana shunday nozik paytda ashabi kahf yashayotgan hududning umarolari, ya'ni yuqori elita tabaqasidagi kishilarni farzandlari, ularning ba'zilari yosh yigitlar nasroniylik dinida, ya'ni u vaqtdan ya'ni islom o'sha. O'sha vaqtdagi islom dinida, tavhid dinida ular mahkam bo'lishadi va ular o'z iymonlarini ochiq izhor qilishadi. Odamlar ularni iymonlarini yashirishga chaqirishadi, boshqa bo'ladi, lekin yigitlar ittifoq qilishadiki, biz qachongacha yashirib yuramiz, biz haqni aytamiz. Deb imperatorning yuziga ular ochiqchasiga uning butparastlik dini xato ekanini, ular tavhid dinida mustahkam qolishlarini ochiq e'lon qilishadi. Shunda imperator Daqyonus ularni o'zlarini turgan lavozimlaridan bo'shatadi. Lekin o'sha shu vaqtgacha hukmron tabaqada bo'lgani uchun, hukmron tabaqani farzandlari bo'lgani uchun ularga muhlat berishga qaror qiladi. Sizlarga muhlat deydi. Yaxshi o'ylab olinglar. Agar men aytgan shartga ko'nib, qurbonlikni qilib, din nasroniylik dinidan qaytsanglar, omon qolasizlar, bo'lmasam sizlarga ham o'lim hukmini qilaman deydi.
Ular imperatorun huzurundan çıkkaç rasa muhakeme kılışadı. O ahire ular bor mal mülklerini, boyliklerini fakirlerge sarıflar. G'orga yashirinishga qaror qilishadi. Qur'on Karimda buni qissasi juda go'zal tarzda kelgan. Am hasibta anna ashabal kahfi var raqimi kanu min ayatina ajaba. Sen ashabi kahfning qissasini va raqim, raqim bitik degani. Ya'ni joy nomi degan ma'no ham bor. Ibn Abbos roziyallohu anhu da mana shu rivoyat ham bor. Mana shu raqim egalarini yoki bitik egalarini sen hikoyasini qissasida juda ham bir ajablanarli deb o'ylaysanmi? Balki undan da ajablanarli qudratimiz, mo'jizamiz, alomatlari bor degan ma'noda oyat bilan Kahf surasida qissa boshlanadi. Yigitlar Robbana atina min ladunka rahma deb o'qirsa, Robbana Robbimiz bizga o'zing rahmatingni yog'dirgin. Va hayyi lana min amrina rashada. O'zing bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgin deyshadi. Va ular aytishadiki, bizning qavmimiz endi Allohdan boshqani iloh qilib tutishmoqchi. Bunlar bu bilan juda ham qattiq adashishga yo'l tutishmoqda. Alloh adashsa hech kimni to'g'ri yo'lga boshlovchi yo'q degan so'zlarni o'zaro suhbatlarda zikr qilishadi. So'ng esa qaror qilishadiki fa'u ila al-kahf. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi va yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Sizlar yaxshisi iymoningizni, joriylarni saqlash uchun kahfga yashiringlar. Va toyinki Alloh sizlarga bir yo'lni ko'rsatar deyishida mana shu kahfga kirib ular g'orga kafga kirib ular demak qo'nim topishdi. Ular va hum fi fajwatin min va tahsabuhum ayqoza va hum ruqud. Sen ularni uyg'oq deb o'ylarding. Agar kafda shu uxlab yotgan paytlarida qarasang ularni uyg'oq deb o'ylarding. Va holanki ular uyquda edi. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ Biz onların bir neçe yılki kulağlarına yani mühür basıp koyduk. Yani onların kulağları eşitmedi. Bu ayetlerde cüde köp, demek malumatlar cüde köp, demek işareler var. Biz kıskaç ayette diyen bu şey, kulağları bekildi ne mi için? Kulağı bekildiğinden ki insan uyanmaydı. Yani uykuda hemen kıs ağza tohtarken o, uhlarken o, lakin kulağı uhlamasıken. Şunun için, uyanışken bir tavuş beradigan narsani qo'yib qo'yasiz, a yo birov chaqirsa uyg'onasiz. Lekin oldingizdan birov o'tsa uyg'onmaysiz. Sharpa bilan uyg'onasiz. Nima uchun quloq hissi uyquda ham ishlaydi? Ularni quloqlaridan hissini ham Alloh olib qo'ydiki, uyquda davom etishlari uchun. Wa hum fi fajwatin minhu. Ular fajvada edi, ya'ni bir bo'shliq joyda edi. Kichik bir g'ovakda edi deyiladi. Ana o'sha fajva mana shu joy deyiladi. Aynan mana shu joy fajva va hum fi fajwati min kahfni fajva qismida ya'ni mana shu demak g'avak qismida ular yotishar edi. Va idza tala idza gharabat taqriduhum zaat ash-shimal va idza gharabat oyatni bosh nima edi? Va tara ash-shamsa idza tala'at tazawaruhum va tara ash-shamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zaat al-yamin va idza gharabat taqriduhum zaat ash-shimal. Quyosh chiqayotganda ularga o'ng tomonlardan kelardi. Mana bu joyda kelsak mana tuynik bor ekan. Kahfning tuynigi. Va tara ash-shamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zaat al-yamin va idza gharabat taqriduhum zaat ash-shimal. Mana shu quyosh chiqayotganda bu joydan kun tushardi kahfning ichiga. Va idza gharabat taqriduhum zaat ash-shimal. Botayotganda esa shimol tomondan mana bu eshikdan quyosh tushar edi. Mana shu zaylda ularni kahflariga, ular yotgan joyga quyosh ertayu kech tushib turar edi. Wa nuqallibuhum zaata al-yamin wa zaata ash-shimal. Ular tanalari haligi yerdan ta'sirlanib o'zgarib qolmasligi uchun ularni o'ng tomonga, chap tomonga, o'ngga chapga aylantirib turdik deydi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni ular uyquda teg yotmagan, o'ngga chapga o'girilib yotib turgan. Mana shu bilan ular 300 yilni mana shu g'orda, kahfda o'tkazganlar. Biz endi g'or sohiblari deb o'rganib qo'yganmiz. Bizda g'or bilan kahf bitta g'or deb ataladi. O'zi asli kahf mana shunaqa katta joy bo'ladi. G'or bu kichkina demak tuynik hisoblanadi. G'ovak hisoblanadi. Xullas kalom Ashab-ı Kahf 300 yıl mana shu joyda ular demak
uykuda boğuldular. Lakin ular bir gün uhlagenge hoşladılar. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Kahf kıssasını yani hazı ayetle bir mi bir tohtarı boyutup ayetemiz deyip güde bana çözülüp getirdi. Sen eğer onlarını görseyin korkup getirdin dedi. Yani bana şu ki Allah haybet vergeninde adamlar kemezdi. Eşiğini tayyide it, onların bir teleri çöpanıydı. O onu iti, eşiğini tayyide korkuşu bulup kagenidi. Öşe cahide iti hem uhladı. Ve bana şu halette 300 yıl öttü. 300 yıldan onlar uygandı. Onlardan, onların isimleri hakkında cüde türlü rivayetler var. En meşhurları Maximil, Maximil Yemli Hadiyenler bugün. Yine başka isimler etişerdi. Onlar şimdi Kıbran Nasrani'nin menbelerinde zikir kılınlar. Biz Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ise isimler, mekanlarına itibar verilmedi. Belki kıssanın ibretli cihetine itibar verilmedi. Ha, hullas kelam ular 300 yıldan keyin uyg'ondi ve qala qail biz qancha uxladik deb bir-biriga savol berishdi. Ya man abada ya bir yoki yarim kun uxladik xolos. 300 yil uxlash turishdi yo, lekin bir yoki yarim kun uxlab turgandek o'zlari ana shunday his qilishdi va ulardan o'zlaridan birini endi Injilda aytilishi Yamli xona o'zini o'zlari yonlarida bo'lgan gümüş tenge bilen şehirge şürüşledi de yani yegülü yapıya karnımız açıp de deyişedi. Ve o vekilleri peske çüşüp ve yataraddaf ve la yuşuranne bekum ahada ihtiyat bulgun ki adamlar bilip kalmasın. Onlar hala hem öşe özleri yaşayan zulüm, cevir zamanı hüküm sürü yaptı degen hayalde idi. Çünkü onlar bir gün, yarım gün uhladık de böyle şerdi. Peske çüşken peyitte şehirde aldığı but alametlerin oradaki Nasraniyelik'in bilgilerini gördü. Hayran oldu, adaşmadın mı ki dedi. Kendi şehirde düşüp non satıp almak için oldu. Ve Navay'a pulunu uzatken dedi. Dersler baktı ki, sen bu pulunu kaydan aldın dedi. Özümü pulum dedi. Diyordu, yo sen Dakhiyanus peytiden koyan bir arta bir kanunu tapıp bakan sen, hazinen tapıp bakan sen. Hazinen tapıp bakan sen. Deyip onu derhal mahkemeye bağladı. Ve adamlar toplanıştı. Toplanışı onu sonra sual kılışken dedi. Ya hiç kanaka, biz, ben hiç kanaka bir nüme tapma kendim yok. Hazine. Biz 300 yıl aldın, yani biz özümüz, şerilerimiz bilen kefte yedik ve hakeza. Hani o şekilde onlar kendi özlerinin rahiplerini aldı ki onu alıp barıştı. Ve o rahibge, rahib onu sonra tutken peyitte şerileri kefte iken, ular onu kütüp durgeni, ular akıt üçün çüşkeni, hakkıdaki geplerini etkeni de tabi şenişmedi. Yani bir gelgide kelip körüştü. Kelip körüştü de ve ularında haberleri var. Döşü işte yetti de yiğit kafke yaşırın geni hakkında. Demek ular hala hem Allah'ın muhafazası deyken de diyen hulasaya gelişip derhal öşe vakti ular özlerini imperatörlerine adam cönleşirken. O imperatör o zamanda Konstantinopol'dayken, hazır İstanbul'da. Derhal yetip geldi, yetip gelip, yani kısa da yetişecek. Ashab-ı Kahf bilen görüşledi, onlarını kucağına yığlaydı. Çünkü onlar hammesi, Nasrani bulup, hammesi yani o şey dinge, etikadge, ötüşken idi. Lekin bana şu cahide yine bir halat ki, onlar en de kursdan bulup bana şunu sizlerinde biz tapkanımızdan kursamız bu herkese deyip duruyen peyitte Allah subhanahu ve teala onların canını alırdı Ashab-ı Kahf'ın. Ashab-ı Kahf'ın canını alırdı ve şu cahide onları defin kılınırdı. Biz hazır Kahf'a kirgenimizde 10 tamanda görüşümüz mümkün. 3'te kabir taşı var bana. 2 tamanda Rupara'da kabir taşı. Ortada hem kabir eken. Bu Ashab-ı Kahf'ın 4 telerinde kabirler. Onlardan 4 kişinin kabiri. Bana bu bilgi koyulgen, bana 8 bürçeylik bilgi. Bu 8 bürçeylik bilgi, onların 7 kişi ve 8'incilerde itke işareyken. Yani onlar hemenleri, bana şu cahide konum topkenlerine işare. Ve baş kabir kısablanadı, bana şu bilgi koyulgen kabir değildi. Bu cahide işte Vizantiye, İslam'dan aldığı Rum imperatörü vaktiye tekişlik yazılar hem var. Çünkü ular defin kılıngenden keyin ularının kabirlerini bana buna kabir taş kılıp bana buna demek haletke ap gelen kişiler öşe imperatörler davrıda bugün öşe ular kılgen işler.
görüşümüz mümkün. Ben dediğim ne? Bezeklere ve hakeza bazı bir alametlerini görüşümüz mümkün. Çap zamanında kalgen üçte kabir. İki zamanında bana ikide kabir. Rupada yine bitti kabir. Bana şu bilen yetide Ashab-ı Kehf, yani Kehf sahibler bugün. Kehf sahibler bugün yetti. Yiğitliğin kabirleri. Bana şu yetide kabir hesaplanır. Bundan 60 ilçe aldın bu yerde tadkikat alıp borgen mütehassıslar ve kabirlerden hakikaten süveylerini topuşken ve süveylerini bana bu bitti kabirge cemlep koyuşken eken. Bu cahide yine bir taş var bana bu yerde bu taş Arap yazıvıda yazılgen bir yani tepesinde Bismillahirrahmanirrahim'de başlangen 1200 yıllık tarihke egeyken bu taş. Demek bilinedi ki İslam kirip kegenden keyin o şey devirde yok bu kahfke, kahf ashablarını demek tarihige, bana bu cahige alahide yeni etibar karakterige. Hazır biz gözümüz şişedi, tamlarge yukarıları karagenimizde ak bordan kılıngen suaklar var. Bu ak boyaklar, ak suaklarını Salahaddin Eyyubi kıldırgen iken. Salahaddin Eyyubi vahitte bana şu demek ak boy, demek suaklar kılıngen. Hullas tarih aşa bu gar bu yer aynen ashab-ı kefin cahı iken kayta kayta ispatını topken. Sahabelerden Ubada ibn Samit radıyallahu anhu bu cahı dastlab kelganlar da şu gharga kirgan ekanlar. Ve özleri o kişi rivayet kılgan ekanlar. Ve ularının süveylerini gördüm degan ekanlar. Ubada ibn Samit radıyallahu anhu. Ularının adetleri yetti ekanın ki Kur'an-ı Kerim'de işare var. Evvel seyekûlüne selâsetun râbi'uhum kelbuhum. Ular üçte törünçleri ite edi deyişedi. Ve kuluna kamsa, beşte edi altıncıları ite deyişedi. Deptir, racmen bil gayb. Gaybke taş atıp şunu daha deyişedi. Üçüncü ihtimal ayetledi. Ular yetite edi, sekizinçileri ite edi. Diyen söz ayetilgenden ki neyse, gaybke taş atış ve başka malamat ayetilmeydi. Ayet bana şu boyu. Devam etti ki, Rabbi alam bi iddetiyim. Rabbim ulanın adadını beledi deyken. Yani ulanın adadı muhimmez. Deyken gebke ötük etedi ayet-i kerime. Kur Rabbi alam bi iddetiyim. Mâ ya'lemuhum illa qalil. Mâ gerem az gün adam beledi halas. İbn-i Abbas radıyallahu anh'u ayet etkiler ki, ana minhum. Ana min öşe az çelikden ben. Ulan yetti idi deyip ayet etkiler. İbn-i Abbas radıyallahu anh'u. Hullas rivayetlerin aksine onların yetit ikenini takitleydi. Ve bu cahide kabirler aynen yetitte. Ve sahabeler peyden aynen bana şu cahine Ashab-ı Kehf'nin oranları deyip bilip gelingen ve hazır geçe saklanırdı. Bu binanın, bu yerinin tepesi de demek mescid kurulgen. Lenne tekhidenne aleyhim mescide. Onların tepesi de mescid kuramız deyip mescid kuruşken. O mescidin kaldırları hazır hem var. Keyin aldığı ise Osmaniler devrinde yine başka bir mescid kurulgen. O mescidin kalınları hem var. Onlarını teşkarında köremiz. Ve Ashab-ı Kehf'nin demek, bana bu cahide bazı bir iliş nimeler varken, eşyalar varken o şey vakti işletilir. Yani bunu hem körüp koyuşumuz gerek. Yaşım oladı. Bana taharat ala diyen iliş. İbriyek bana. İbriyek vudu. Fi sahati'l mescid. Mescid tepedeki mescidini kaldırdıktan tapılgan eken mana şu idişler demek öşe vaqtga tegishli idişler bo'ladi. Taharat oladigan idişler. Nasroniylik dinida ham taharat olish bo'lgan. Mana bu toshda, mana bu toshda o'sha Vizantiya imperatori davridagi bitiklar bor.